İsmim Emrah Şenoğlu. 13 yıldır Ankara'daydım. Üniversite okumaya gittim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Aynı fakültede insan kaynakları yönetimi alanında yüksek lisans yaptım. Yine aynı üniversitede tarım ekonomisi alanında yüksek lisansım devam etmekte. 8 yıldır kurum merkezimizde çeşitli görevlerde bulundum. Ve 40 gün önce kadar da Sayın Bakanımızın takdirleriyle Nevşehir İl Koordinatörlüğüne atandım. İnşallah Rabbim hakkıyla bu görevleri yapmayı nasip eder. Kurumumuzu biliyorsunuz. 2012 yılından beri Nevşehir'imizde kurulu hizmet etmekte vatandaşımıza. 2012 yılından beri kurumumuz Nevşehir'de 268 milyon TL'lik yatırıma vesile oldu. Bunun 127 milyon TL'sini biz hibe olarak destekliyoruz. 106 milyon TL'lik kısmını biz ödedik. Bugüne kadar 106 milyon TL'lik kısmını biz ödedik. 21 milyon TL'lik kısmını da inşallah peyderpey ödüyoruz. Çünkü yatırımı işte devam eden yani inşaatı, makine ekipman alımı devam eden yatırımlarımız var. Onlar da tamamlandıkça bunların ödemelerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi biz 6. başvuru çağrı döneminde 1. proje değerlendirme seçim kurulumuz, bizim kurumumuzun işleyişini artık az buçuk biliyorsunuzdur belki. Önce biz burada projelerimizi inceliyoruz. Uygun bulunanlar Ankara başkanlığımıza gidiyor. Orada da bir takım incelemelerden geçtikten sonra proje değerlendirme seçim kuruluna giriyor. Ve ondan sonra da biz yatırımcılarımızla, proje sahiplerimizle sözleşme imzalıyoruz. Burada sözleşme imzalamaya hak kazanmış 1. proje değerlendirme seçim kurulu sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanmış 23,5 milyon TL'lik yatırımımız var Nevşehir için. Bunun 11 milyon TL'sini biz destek olarak, hibe olarak inşallah vereceğiz. Tabii bu 6. başvuru çağrı dönemi hala devam ediyor. Hala bizim merkeze göndermiş olduğumuz projelerimiz var, hala inceleniyor. Bunları da ileriki dönemlerde inşallah uygun bulunanları açıklayacağız. Yine 8. başvuru çağrı döneminde, daha 2 hafta önce kapandı, 10 gün önce kapandı. Orada da Nevşehir için 5.9 milyon TL'lik, 5.9 milyon TL yatırım tutarlı proje teslimi aldık. Bunun 2.5 milyon TL'sini biz inşallah destek olarak vereceğiz. Bunun tabii incelemesi yapılıyor. Önce biz inceleyeceğiz. Ondan sonra kurum merkezimize yollayacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız bunlar. İnşallah bundan sonra da yapacaklarımız Nevşehir için. Nevşehir turizm potansiyeli açısından bizim gözde illerimizden, kurum açısından da öyle. Bizim yatırımlarımız oldukça iyi. Fakat biz bunları daha iyi konuma getirmek istiyoruz. İnşallah. Ve hayvancılık konusunda özellikle Nevşehir'de biz bir atılım yapmak istiyoruz. Et üretimi, süt üretimi projelerini özellikle arttırmak istiyoruz. Et işleme, süt işleme tesislerimizi arttırmak istiyoruz. Nevşehir'de kendi kendine yeten bir Nevşehir olsun istiyoruz her anlamıyla. Yani etini buradan karşılasın Nevşehir, sütünü buradan karşılasın, beyaz etini, yumurtasını, peynirini, tereyağını, her şeyini buradan karşılasın istiyoruz. Ve biz biliyorsunuz 16 farklı sektörde yatırımlara destek veriyoruz ve bunların hepsini de destekliyoruz. Biz Nevşehir TKDK İl Koordinatörlüğü olarak bundan sonra sahada olacağız. Vatandaşımızı dinleyeceğiz. Sorunları vatandaşımızdan bizzat kendisinden dinleyip tespit edeceğiz. İletişim söylemek değil, söyleşmektir derler. Ben çok söyledim. Lütfen biraz da siz söyleyin. Biraz da sizi dinleyelim lütfen. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Buyurun lütfen. Tabii buyurun lütfen. Tabii. Evet. Arkada sıkıntılı işler var.
Mesela kurulan bir sünnende kalmıştı. Evet. Metoyla ilgili, metoculara verilen bazı bilgilerde bulunmuştu. Evet. Bununla ilgili bir çalışma yaptığınız mı? Bunu tabii adli makamlarımız yapıyor. Yani bu çalışmaların hepsini. Adli makamlarımız yaptıkça tabii bize de bilgi veriyorlar yani. Biz de adli makamlarımız zaten bize bilgi verdikten sonra bunların yasal işlemleri yapılıyor. Hem onlar tarafından hem bizim kurumumuz tarafından. Bulunmuş bir şey var mı şu an itibariyle? Somut bulunmuş bir şey yok yani şu an için, evet. Diğer çalışmalar bundan önce tabii ki yapıldı. Yani saha gezildi elbette. Ama biz bunu bir kat daha arttırmak istiyoruz. Yani 153 köyümüzün hepsini gezmek istiyoruz. Yatırımcımız oradan çıksın veya çıkmasın, bize proje başvurusuna gelsin veya gelmesin, biz herkesi, her vatandaşımızı dinlemek istiyoruz. Tabii, buyurun. Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şöyle, 16 farklı sektörde destek veriyoruz biz. En son kapatılan çağrımız da 8. başvuru çağrı dönemimizde. Evet. Buna bağlı evet. Bir şey soracağım. Bilmiyorsa tamam, mevcut alanlarla ilgili çalışmalarınız olacak ama yeni başvurular için duyuru şekli evet. Tam olarak nasıl oluyor? Evet. Yani herkese ulaşabiliyor mu bunu? Evet. Bilmiyorsa en çok bize gelen sıkıntılardan bir tanesi de bir proje yapımıyla. Evet. Sanıyorum bilim olarak proje yapımında siz rol almıyorsunuz. Yok, hayır. Anladım. İşte burada bir problem oluyor. Çok maliyetli olduğu ve yani kime yaptıracakları konusunda da bir şey var. Yani geçmeme noktasında çünkü bu alanda da bir takım şeyler çıkmış. Yani proje yapıyoruz adıyla bazı insanlar. Evet, sahtekarlar her alanda olduğu gibi bu alanda da var. Dolayısıyla burada bilim içerisinde bu konuya yönlendirecek bir şey evet. Şöyle, önce ilk sorunuzdan başlayayım. Biz proje başvuru çağrı ilanlarımızı internet sitemizden yayınlıyoruz. Bazı gazetelerimize ilan veriyoruz. Çıktıkça tabii biliyorsunuz yerelde gazetelerimize ilan veriliyor valiliğimiz tarafından. Ayrıca bizim tanıtım ekibimiz tüm STK'larımızda toplantı yapıyor. İlçelerimizi dolaşıyoruz. Kaymakamlıklarımızda, belediyelerimizde duyuru yapıyoruz ve orada yatırımı düşünen potansiyel başvuru sahiplerimizle buluşuyoruz. Görüşüyoruz. İşte biz bunu da biraz arttıracağız bu dönemde. Yani artık tanıtımları biraz daha fazla üstüne düşeceğiz. Evet, olmayacak inşallah bundan sonra. Diğer konuya gelecek olursak biz danışman firma eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Tekrar mevcut danışmanlara ve yeni danışmanlık yapmak isteyecek kişilere danışman firma eğitimi vermek istiyoruz. Ayrıca bizim kurumumuzun protokol imzaladığı bazı STK'larımız var, birliklerimiz var, ticaret ve sanayi odamız var. Onlara proje hazırlama konusunda biz eğitim verdik. Bizim küçük potansiyel yatırımcılarımıza proje hazırlayabilsinler diye orada Tarım İl Müdürlüğümüz personelinde yine keza öyle. Diğer odalarımıza, birliklerimize, işte ziraat odasına protokollerimiz var. Eğitimler verdik. Bunlar daha rahat, işte proje hazırlansın, vatandaşımızın cebinden fazla paralar çıkmasın diye. Bu dönemde biz bunları da tekrar gözden geçirip bir daha eğitim vermeyi düşünüyoruz. Danışman firmalarımızla tekrar toplanacağız. Onları da eğitimler vereceğiz. Yeni danışmanlar için de tekrar dediğim gibi bir eğitim şeyimiz, planlamamız var. Dediğiniz gibi hani bazen sahtekarlar olabiliyor. Maalesef her sektörde var. Buna biz olabildiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Ama tabii bunun asıl şeyi adli makamlar bunlara bakıyor tabii. Adli makamlar bunları tespit ettikçe zaten engel oluyorlar. Son bir şey daha. Tabii ki. Kurum olarak yani kamu tüzel kişiyi olarak TKDK olarak yok.
Ama biz personel olarak, yani işte Emrah Şenoğlu olarak ve TKDK personeli olarak biz sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak istiyoruz. Bundan sonra siz yeter ki önerilerle gelin. Biz bunun için de, yani seve seve yer alırız. Onu söyleyebilirim. Projeye destek verdik, evet. Evet. Evet, doğrudan istihdam 787 kişi. Doğrudan istihdam. Tabii biliyorsunuz, ekonomide çarpan etkisi diye bir şey de var. Şimdi siz istihdam veriyorsunuz ama işte atıyorum bir kırsal turizm tesisine istihdam sağlıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Ama o kırsal turizm tesisinin bir de hizmet aldığı farklı sektörler oluyor. İşte etini, sütünü, yağını başka yerlerden alıyor. Onlar da tabii katkı sağlıyor diğer şeylere. Bunun çarpan etkisini hesapladığımızda bu sayı oldukça artıyor. Tabii bunu daha hesaplamak çok da mümkün değil. Evet. Kırsal turizm. Nevşehir'de tabii biz kırsal turizmde Türkiye'de özellikle TKDK projelerinde söz sahibiyiz. Bugüne kadar 55 kırsal turizm projemizi destekledik Nevşehir'imizde. Zaten yani burada toplantı yaptığımız mekana da bakarsanız karşımızda görüyorsunuz, doğa harikaları var, yani mükemmel yerler. Tabii bizim için Nevşehir'de şu an geçen yıl biliyorsunuz 3,5 milyon yakına turist geldi, 3,5 milyona yakın. Tabii bu gelecek projeksiyonuna baktığımızda bu artacak. Yani Kapadokya'mızın dünyada bir örneği yok ama kültür turizmi olarak karşılaştırdığımızda Petra Antik Kenti'ne baktığımızda işte yıllık turist sayısı yaklaşık 5 milyon. Mısır'a baktığımızda piramitlere işte 10 milyon. Biz inşallah zaten onları yakalayıp geçeceğiz. Zaten gelecek projeksiyonu onu gösteriyor. Her yıl artan bir sayı var. 2019 yılı Nevşehir için, Türkiye için zaten altın bir yıl oldu turizm konusunda. İnşallah bundan sonra da bu artacak. Biz de TKDK olarak inşallah buna katkı sağlayacağız. Başka sorusu olan? Ben birkaç ekleme yapayım o zaman. Ben sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. Yani biz birlikte çalışacağız. Bizim bir ayağımız da hani şu kameraların durduğu saç ayakları gibi. Bizim bir ayağımız da sizlersiniz. Bir ayağımız yatırımcılarımız, bir ayağımız biz ama diğer ayağımız da sizlersiniz. Sizlerin sayesinde biz tanıtım yapacağız. Kendimizi anlatacağız. Biz sizlerden destek istiyoruz. Biz de her türlü destek vermeye hazırız. Dolaştırılan o kağıdın üstünde cep telefon numaram yazıyordu. Lütfen bir tanıdığınız, yatırım yapmak istediğiniz, bir şeyler sormak istediğinizde kurumla alakalı lütfen beni arayın. İlk ağızdan dinleyin her şeyi. Dün bir gazeteci arkadaşımız kurumla alakalı bir haber yapacakmış. Bizim kurumun merkezinin biliyorsunuzdur, belki dikkat etmişsinizdir. Tabelalarında birkaç tanesinde şey var. Evet, harfler düşmüş. Fakat biz hani bina değiştirme fikri aklımızda olduğumuz için bir daha yatırım yapmak istemiyorduk oraya. Fakat eğer biz böyle bir imkan bulmazsak tabii ki onları yeneceğiz. O da biz görüyoruz onları ama bina değiştirme fikri olduğumuz için o yüzden masraf yapmak istemiyoruz. Diyorum, tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık.